şunu söylemek istiyorum Aydın. Bu yabancı sınırı falan her şey bitmesi lazım artık. Bence maksimum 6 yabancı oynaması lazım. Maksimum. Ya şöyle şimdi, hiç öyle giren, böyle şimdi giren falan. 6 yabancı abi, 5 tane yerli abi. Abi çünkü seneye bunların mesela kafası da Trabzon... Abondeli oldu. Bu hocalar da, bak bu hocalar da sapıtıyorlar bazen. Neden biliyor musun Aydın? 8 artı 3 kuralı var ya, 3'ü içeride tutman lazım. Yabancıyı aldın mı yerliyi alamıyorsun bilmem ne falan. Bir sürü hikaye var. Bir de şöyle bir durum var. Mesela Trabzonspor'la ilgili bence büyük bir tehlike var. Benim gördüğüm. Bak. Trabzon önümüzdeki yıl en az bir 300 milyon TL daha borçlanacak. O da en az. Bu arada Yazık. onu da söyleyeyim. Yani 15 milyon euro tahmin ediyorum harcayacak. Sadece işte bu menajerlik ücreti, bonservis. Ya Trabzon takımın önünde bir tane örnek var ya. Daha 3 yıl önce bunu yaptı. Baktı ki olmuyor. Orada tabii işte Alettin abi gibi, Alettin Hacı Salihoğlu gibi yöneticiler vardı. Dediler ki ya kardeşim bu kulüp batmış ne yapalım? Ki altyapı konusunda Trabzon kadar güçlü üçüncü bir kulüp var mı? İkinci, üçüncü kulüp var mı? Var abi, yetiştiriyor bu kulüp. Tabii. Hani Abdullah Avcı da orada bir şey yapmaya çalıştı. Günün sonunda bu kulüpler bizim kulüpler. Yaşamaları lazım ama ben bu i̇şte şeyin... Bunu şeyle halledemediğim için... Tablonun yaşatabileceğini düşünmüyorum yani. Önce ekonomik tarafını çözmen lazım. Önümüzdeki sene Abdullah Avcı Fenerbahçe'ye gelirse de şaşırmayın yalnız ha. Milli takım bence. Abdullah Avcı ile ilgili de bildiğimiz milli takımla alakalı bence bir beklentisi takım, var hocanın. Şeyi bekliyorlar bence. Ona da itirazım var, onu da söyleyeyim. Böyle iş olmaz kardeşim. Şimdi seçim bitecek. Göksel Gümüşdağ belli ki buradaki gücünü korumayı bekliyor. Abdullah Avcı'yı getiriyor milli takıma. Bu arada gelmesin demiyorum ha. Ama yani, şey itirazım var. Yani sanki burası arkadaş, bir yani, şey istasyon, hayır, bekleme, yani, dinlenme alanı milli takım. Abdullah Hoca ya hayır gelir ya başarılı olur. Ama bir ama proje. Konuşulanları söylüyorum tabii. Arkadaş bu nedir ya? Yani gücü bir, eline bir alan takım, onu da tabii onu da milli... o ben belirleyeyim. Bunu da ben ya ne oluyor arkadaş ya? De bu kadar çok değişmez ya, değil mi? Sıkılmadınız yani, mı abi? Hayır sıkılmadınız mı böyle hatalardan artık yani? Hani ya geliştireceğiz? Tabii. Ya kimse de hesap vermiyor. Bir de böyle bir durum var yani. Gelen yapıyor, giden yapıyor. Şimdi bu federasyon başkanı mesela. Ben olsam Mehmet Büyükekşi'nin yerinde derim ki arkadaş ben zaten bu işi yani bu işi yapmak için şey değildim. Doğru adam değildim. Artık kimse bunu Göksel Gümüş'ten mi planladı? Hayda. Kim planladı? Ama öyle oldu abi. Götürüyorlar Cumhurbaşkanı'nın önüne. Tabii. Tamam mı? Aynen öyle. Bu olacak diyorlar. Yani kim götürdü bilmiyorum bak. Tamam mı? Ya derim ki bak Sayın Başkan. Yani çok özür dilerim. Bu ifadeyi kullanmak istemezdim. Terbiyeme de yakışmayacak belki ama çok boş işler yapıyorsunuz. Boş işler. Boş işler yaptıkça da bu işi siz idare edeceksiniz, yöneteceksiniz. Takmışsınız hakemlere. Ya bu kulüplerin bir disipline ihtiyacı var. Öyle şey gezmekle olmuyor. Bırakın şimdi o işleri.